İngiltere'de son 30 yılın en yüksek enflasyonu %7. İngiltere İstatistik Kurumu'nun bu hafta açıkladığı verilerin her biri birer manşet oldu. Biri enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesinde, bir diğeri İngiltere'de işsizlik düştü hem de 1974'ten beri en düşük seviyesinde. İşsizlerin oranı bir ayda %3,9'dan 3,8'e geriledi ama kazançlar da azaldı. Üstelik son 50 yılın en düşük seviyesinde. Bundan önce ilk kez bu kadar düştüğü yıl 2013'tü. Nisan başından itibaren geçerli olan elektrik ve doğalgaz zammı hane halkı harcamalarına yılda ortalama 700 sterlin ekledi. Bir diğer veri çalışacak kişi bulunamaması ile ilgili. Salgın öncesine kıyasla İngiliz işverenlerin kapısında asılı eleman aranıyor tabelaları 1 milyon 288 bin oldu. Üstelik henüz 2022'nin ilk çeyreğinde. Bunun 160 bini restoranlardaki servis elemanı açığı. The Telegraph gazetesi restoran sahipleri çalışana cazip gelecek fikirler üretiyor şeklinde bir haber yaptı. Çalışanının spor salonu aidatını ödemek, doğum gününde bedava yiyecek içecek ve artan ikramiyeler bunun birkaç örneği. Habere göre bazı restoran sahipleri müşteri kılığında giderek başka restoranlardan eleman avlayacak duruma gelmiş. İngiltere Merkez Bankası'nın verilerle ilgili endişeli bir bekleyişe girdiği de ekonomi cephesini takip edenlerin dikkatine sunulan bir diğer haber. Düşünce kuruluşları yükselen enflasyonun canlı iş gücü piyasasına büyük bir gölge düşüreceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası'nda kurumun politikasını belirleyenler iş gücündeki bu sıkılaşmanın yüksek enflasyon, artan enerji fiyatları ve salgın sonrası bozulan tedarik zinciriyle birleşip kemikleşmesinden endişe ediyor. Bu nedenle Aralık'tan bu yana üst üste 3 kez faiz artırarak başka hiçbir Merkez Bankası'ndan gelmeyen hamleler geldiğine dikkat çekiliyor. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası yapılan yorumlara göre hayat standartlarındaki baskının yoğunlaşması nedeniyle bu yıl hükümetin, daha doğrusu büyümenin keskin bir şekilde yavaşlayacağından da korkuyor. Hükümet bütçesi konusunda tahmin yürütenlerin yıl sonu enflasyon beklentisi %9. Bu durum bordrolların zamlanan yeni vergileriyle de birleşince 1950 yılından beri hayat standartlarındaki en büyük düşüş yaşanacak korkusu var. İşverenlerin ilk çeyrekteki eleman alımı ekonomistlerin beklediği gibi olmadı. 50 bin kişi işe alınır tahmini 10 binde kalmış durumda. Tüketici harcamalarındaki artan baskı nedeniyle perakende sektöründen de olumsuz sinyaller geliyor. Brexit'in de, yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının da bu verilerde payı olması bir başka başlık. İşletmelerin çalışacak eleman bulamamasının önemli bir nedeni de AB ülkelerinden İngiltere'ye göçün azalması. Kalifiye olmayan işlerde eleman sıkıntısının esas sebebinin bu olduğu söyleniyor. Salgın İngiltere'de çalışan sayısını 655 bin azalttı. Bu rakamın içine emekliler ve hastalık yüzünden işe gidemeyenler de dahil. İngiltere bu endişelerle meşgulken Başbakan Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak ne yapıyor derseniz, onlar şu an tarihe geçmiş durumda. Johnson makamının 300 sene geriye giden tarihinde kendi koyduğu kurala uymayarak polisten ceza makbuzu alan ilk başbakan oldu. Nedeni karantina zamanı çalışanlarla yaptıkları eğlenceler, partiler. İstifa edecek misiniz diye soruldu. Üzgünüm ama hayır dedi.